Advanced'ın herkese merhaba, ben Yunus Yalın. Bu videomuzda SNC ALMS Cloud senkronizasyonunu öğreneceğiz. SNC ALMS Cloud, OVS bilgilerinizi ALMS ile senkronize etmenizi sağlar. Kurumunuzun SNC ALMS Cloud web adresine giriş yapın. Kurumunuzun yönetici kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapın. Bu videoda neler öğreneceğimizi şöyle bir göz atalım. Ayarları kaydet ve SNC işlemine başla, web servis kontrolü, SNC işlem kayıtları, ders birleştirme işlemleri, not aktarımı, hata kodu açıklamaları, yardım. Ayarları kaydet ve SNC işlemine başla düğmesine tıklayın. Ayarlar bölümünde servis parametrelerini tanımlayalım. Kurum yazısının altında bulunan açılır listeye tıklayın. Kurumunuzun ismi gelecektir. Kurumunuzun üzerine tıklayarak seçimi gerçekleştirin. ALMS hedef dönem yazısının altında bulunan açılır listeye tıklayın. ALMS tarafında açılmış dönemler burada listelenir. Hangi dönemi senkronize etmek istiyorsanız o dönemin üzerine tıklayın. Eğitim öğretim yılı yazısının altında bulunan açılır listeye tıklayın. Eğitim öğretim yılları listelenecektir. Listeden mevcut eğitim öğretim yılına tıklayarak seçiminizi gerçekleştirin. Dönem yazısının altında bulunan açılır listeye tıklayın. Hangi dönemi senkronize etmek istiyorsanız o döneme tıklayarak seçimi gerçekleştirin. Öğrenim tipi yazısının altında bulunan açılır listeye tıklayın. Hangi öğrenim tipinde senkronizasyon gerçekleştirmek istiyorsanız o öğrenim tipi yazısının üzerine tıklayarak seçiminizi yapın. Tüm ayar seçimlerini gerçekleştirdik. Ayarları kaydet, senkronizasyonu yap düğmesine tıklayın. Fakülte seçim ekranına geldik. Bu ekranda senkronize etmek istediğiniz fakülteleri tek tek seçebileceğiniz gibi tüm fakülteleri seçerek de işleme devam edebilirsiniz. Fakülte seçimini gerçekleştirmek için fakülte kodlarının solunda bulunan kutucuğa bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer tüm fakülteleri bir kere de seçmek istiyorsanız sol üstte bulunan Faculty Code yazısının yanındaki kutucuğa bir kere tıklamanız bütün fakülteleri seçmenizi sağlayacaktır. Tüm fakülteleri seçtikten sonra Seç ve Devam Et düğmesine tıklayın. Hatalı bir işlem yaptığınızı düşünüyorsanız İptal Et düğmesine tıklayabilirsiniz. Bölüm seçim ekranına geldik. Bu ekranda senkronize etmek istediğiniz bölümleri tek tek seçebileceğiniz gibi tüm bölümleri seçerek de işleme devam edebilirsiniz. Bölüm seçimini gerçekleştirmek için bölüm kodlarının solunda bulunan kutucuğa bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer tüm bölümleri bir kere de seçmek istiyorsanız sol üstte bulunan Department Code yazısının yanındaki kutucuğa bir kere tıklamanız tüm bölümleri seçmenizi sağlayacaktır. Tüm bölümleri seçtikten sonra Seç ve Devam Et düğmesine tıklayınız. Hatalı bir işlem yaptığınızı düşünüyorsanız İptal Et düğmesine tıklayabilirsiniz. Ders seçim ekranına geldik. Bu sayfada seçilen bölümler için servisten gelen dersler listelenir. Açılan sayfada renklendirme yoksa o sayfa için mevcut bir ders birleştirmesi yok demektir. Sol üstte bulunan Otomatik Birleştirme Yap düğmesine tıklandığında aynı ana ders koduyla servisten gelen ve aynı ders ismine sahip tüm dersler birleştirilir. Farklı ders kodu veya farklı ders ismi ile servisten gelen ve yine de birleştirilmesi gereken dersler de olabilir. Bu nedenle listelenen dersler kontrol edilip birleştirilmesi gereken dersler tek tek seçilerek birleştirilebilir. Örneğin aynı koda sahip yazılı anlatım olarak gönderilen ders ile yazılı anlatım bir dersleri birleştirilmek isteniyor olabilir. Bu ve benzeri isimlerle gelen dersler seçilerek sağ altta bulunan seçilenleri birleştir düğmesine tıklanmalıdır. Birleştirilen dersler mavi renkte listelenir ve tek bir ders ismiyle görünür. Bu derse hangi derslerin birleştirildiğini görmek için ilgili ders satırının solunda bulunan ok işaretine tıklanmalıdır. Birleştirilmiş derslerde ayrıştırma yapmak için de yine bu ok simgesiyle dersler görüntülenmeli ve ayrıştırmak istenen dersler seçilerek seçilenlere ayır düğmesine tıklanmalıdır. Tüm birleştirilen dersler ayrıştırılmak isteniyorsa sol üstte yer alan tüm ders birleştirmelerini ayır düğmesine tıklanmalıdır. Ders sayfasında yeşil satırların bulunması bu derslerin başka derslerle birleştirildiğini fakat önceki sayfadaki filtrede tüm birleştirilen derslerin verisi seçilmediği için bu sayfada gelmediğini ifade eder. Ders seçim ekranında birleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra senkronize etmek istediğiniz ders gruplarını tek tek seçebileceğiniz gibi tüm ders gruplarını seçerek de işleme devam edebilirsiniz. Tüm ders gruplarını seçtikten sonra Seç ve Devam Et düğmesine tıklayın. Seç ve Devam Et düğmesine tıkladığınızda kontrol ekranı gelir.
Hangi dersleri hangi ders kodu ve adı altında birleştirildiğini listelendiği bu bölümde hatalı birleştirme görüyorsanız, ders satırının sağında yer alan çöp kutusu düğmesine tıklayarak birleştirilen dersler arasından çıkarabilirsiniz. Herhangi bir sorun görmüyorsanız sağ üstte bulunan devam et düğmesine tıklayın. Hatalı bir işlem yaptığınızı düşünüyorsanız iptal et düğmesine tıklayabilirsiniz. Şube seçim ekranına geldik. Bu ekranda senkronize etmek istediğiniz şubeleri tek tek seçebileceğiniz gibi tüm şubeleri seçerek de işleme devam edebilirsiniz. Tüm şubeleri seçtikten sonra seç ve devam et düğmesine tıklayın. Hatalı bir işlem yaptığınızı düşünüyorsanız iptal et düğmesine tıklayabilirsiniz. Öğretim elemanı seçim ekranına geldik. Bu ekranda senkronize etmek istediğiniz öğretim elemanlarını tek tek seçebileceğiniz gibi tüm öğretim elemanlarını seçerek de işleme devam edebilirsiniz. Tüm öğretim elemanlarını seçtikten sonra seç ve devam et düğmesine tıklayın. Hatalı bir işlem yaptığınızı düşünüyorsanız iptal et düğmesine tıklayabilirsiniz. Öğretim elemanı atama seçim ekranına geldik. Bu ekranda senkronize etmek istediğiniz öğretim elemanlarını atamak için tek tek seçebileceğiniz gibi tüm öğretim elemanlarını seçerek de işleme devam edebilirsiniz. Tüm öğretim elemanlarını atama işlemi için seçtikten sonra seç ve devam et düğmesine tıklayın. Hatalı bir seçim yaptığınızı düşünüyorsanız iptal et düğmesine tıklayabilirsiniz. Öğrenci ekranına geldiğimizde yaptığımız fakülte, bölüm, ders ve şube seçimlerine göre kayıtlı bulunan bütün öğrenciler listelenir. Sağ üstte bulunan tamamla düğmesine tıklayın. Senkronizasyon işlemini tamamlamadan önce tüm senkronize edilecek verileri inceleyebilirsiniz. Senkronize edilecek verileri inceledikten sonra herhangi bir sorun görmüyorsanız senkronizasyon işlemini tamamla düğmesine tıklayın. Senkronizasyon işlemi tamamlandı. Senkronizasyon işlemi tamamlandıktan sonra senkronize edilen fakülteler, bölümler, şubeler, öğretim elemanları, öğretim elemanı atamaları, öğrenciler, öğrenci ders atamaları ve derslerden çıkarılan öğrencilerin sayısı görüntülenir. Siyah renkte yazan sayı başarılı gerçekleşen senkronizasyonları ve kırmızı renkte yazan sayı başarısız olan verileri gösterir. Sayılara tıklayarak hangi verinin başarılı veya başarısız olduğunu görebilirsiniz. Ana sayfa düğmesine tıklayın. Senkronizasyon özetlerini görüntülemek için ana sayfada yer alan SNC işlem kayıtları düğmesine tıklayın. Tüm gerçekleştirilen senkronizasyon işlemlerinin özetlerini görüntüleyebilirsiniz. Ana sayfa düğmesine tıklayın. Web servis kontrolü düğmesine tıklayın. Bu bölümde fakülte bölüm ders kontrolü, eğitmen ders ataması kontrolü ve öğrenci ders ataması kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Fakülte bölüm ders kontrolü için üst bölümde bulunan fakülte bölüm ders kontrolü düğmesine tıklayın. Servisi kontrol et düğmesine tıklayarak servisin aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Fakülte açılır listesinde kontrol gerçekleştireceğiniz fakülteyi seçin. Bölüm açılır listesinde kontrol gerçekleştireceğiniz bölümü seçin. Arama yap düğmesine tıkladığınız zaman kayıtlı bilgiler aşağıda görüntülenecektir. Eğitmen ders ataması kontrolü düğmesine tıklayın. Eğitmenin kullanıcı adını girdikten sonra eğitmenin atanması gereken fakülteyi ve bölümü seçin. Arama yap düğmesine tıklayarak eğitmenin atandığı dersleri görüntüleyebilirsiniz. Öğrenci ders ataması kontrolü düğmesine tıklayın. Öğrenci kullanıcı adını girdikten sonra öğrencinin atanması gereken fakülteyi ve bölümü seçin. Arama yap düğmesine tıklayarak öğrencinin atandığı dersleri görüntüleyebilirsiniz. Eğer sorun yaşıyorsanız destek ekibimizi arayarak yardım alabilirsiniz. Ana sayfa düğmesine tıklayın. Ders birleştirme işlemleri düğmesine tıklayın. Bu bölümde birleştirilen ve birleştirilmeden senkronize edilen dersleri görüntüleyebilirsiniz. Derse ait ders no, ders adı, dönem ve yıl bilgilerini kullanarak birleştirilmiş dersler arasında arama yapabilirsiniz. Ders satırının en sağında yer alan çöp kutusuna tıklayarak birleştirme işlemini kaldırabilirsiniz. Ana sayfa düğmesine tıklayın. Not aktarımı entegrasyonunuzu gerçekleştirdiyseniz not aktarımı düğmesine tıklayın. Açılan sayfada listeye gönder düğmesine tıklayarak notları gönderebilirsiniz. ALMS'de gerçekleştirilen sınavların ortalamalarını alıp OBS sistemine göndermek amacıyla bu işlem kullanılır. Daha önce not gönderiminde bulunmadıysanız veya gönderilen notların güncellenmesini istiyorsanız gönderilecek olanlar bölümünü kullanarak notları hesaplatıp OBS sistemine gönderebilirsiniz. İşlem durumu bölümünde gönderilecek olanlar ve gönderilmişler bölümünün kaydı tutulur. Bu listede gerçekleştirilen işlemler ve işlem durumları listelenir.
ders saatlerinin solunda bulunan kutucuklara tıklayarak tek tek seçim yapabilirsiniz. Tüm not hesaplama ve gönderimi için kurs name yazısının solundaki kutucuğa tıklayarak tüm derslerin seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Seçim işleminden sonra hesapla düğmesine tıklayarak notları hesaplattırıp, daha sonra listeye gönder düğmesine tıklayarak notları OBS sisteminize gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz notlarda değişiklik gerçekleştiyse aşağıda bulunan gönderilmişler bölümünden seçimleri gerçekleştirdikten sonra silerek yeniden göndere al veya silmeden yeniden göndere al düğmesine tıklayarak notları güncelleştirebilirsiniz. İlan et düğmesine tıklayarak notların OBS ve ALMS tarafında ilan edilmesini sağlayabilirsiniz. Hata kodu açıklamaları düğmesine tıklayarak karşılaşabileceğiniz hatalar ve açıklamalarının yer aldığı sayfaya ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir konu hakkında bilgi almak için videonun altına yorum yapabilir, ue@advance.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilir veya 0216 445 0725 numaralı destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz. Senkronizasyon aracı eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Advanced'i takipte kalın. Bizi ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Facebook adresimiz facebook.com/advanced. Twitter adresimiz twitter.com/advanced. LinkedIn adresimiz linkedin.com/company/advanced.